Sevgili seyirciler, vapurda çerçevemiz sohbetten, Kaptan Köşkü'nden, İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler. Eren Kaptan yanımızda, gemici Eyüp abimiz kontrolde. Efendim, haremden Sirkeci'ye doğru geçiyoruz. Bugün yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de yaşayan İskoç bir müzisyenle birlikte olacağız. Oğlu Eren'le birlikte vapurda çerçevemiz sohbete geliyorlar efendim. Çanakkale türküsünü öyle güzel söylediler ki tüm Türkiye onları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Sevgili Paul Dwyer ve oğlu Eren'le birlikte efendim biraz sonra denizin üstünde çarşemiz sohbetteyiz. Derik saçın ölmezler, derik saçın ölmezler, seni de bana vermezler, seni de bana vermezler. Derik o kaşlar kara, derik o gözlere layık. Efendim, İstanbul'un her yeri bir şahane, Kız Kulesi ayrı güzel. Şöyle bir dışarı çıkarsa kameraman arkadaşım, o görüntüyü sizlerle buluşturalım. İnanılmaz. Özellikle denizin kenarında simit çay sohbeti. Acayip seviyoruz. Bugünkü misafirimi görüyoruz. Oğlu Eren'le birlikte. Hoş geldiniz. Bekliyoruz Kaptan Köşkü'ne. Evet. Tanrı misafir. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne yaptınız kardeşim? Yani ne yaptınız? Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhabalar Kaptan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Süper. Hava da güzel oldu. Bak, oh maşallah. Kesinlikle. Bir kere uçak, yani kokpit deriz ya, bir kere orada pilotla uçabildim. Tesadüf yani, çünkü yer kalmadı içeride. Yer kalmadı içeride. Biz İskoç'a gidiyorduk. Kayınvali falan da bizim yanımızda. Onlar bizim bizim koltuklarımızı onlara verdik. Ve pilot kabine aldılar beni. İlk defa böyle bir macera yaşadım. Çok güzel ya. Bu da ikinci macerası. Tabii biraz daha ağır gidiyoruz ama yine de çok keyifli. Yukarıdan bakmak çok bambaşka bir şey tabii. Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'a buradan bakmak güzel bir şey. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Haydi bismillah. Efendim. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Denizin üstünde İstanbul Deniz Otobüsleri'nde İDO'da Harem Sirkeci hattında efendim yolcularımızla birlikte buluştuk. Paul Bey, Kaptan Köşkü'nde sevgili Eren'le birlikte programı başlamış olduk. Paul Bey tabii gelir gelmez efendim, çayın durumu bu. Ve simit durumu da belli yani. onu söylemeyelim, boş ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim çok kıymetli bir müzikolog, sıkı bir gitarist. Estağfurullah efendim. Müzik bilgisi, yorumu, bizim şarkılarımıza, türkülerimize olan verdiği, gösterdiği değerle kalplerimizde ayrı bir yeri var. 30 yılı aşkın süredir burada. Hatta efendim bu vapurun yapılış yılı 1988. Paul Bey'in de ilk İstanbul'a geldiği zaman 1988. Yani aslında yaşıtsınız. Aynı yaştayız. Değil mi? Evet. Ama tekne benden daha iyi durumda. Teknenin göbeğe fazla çıkmadı. Yani bizim de maalesef seniler, güzel yemekler, güzel adetler. Bayağı bir de simit yanında tabii. Neyse ben dayanamıyorum o kadar. Afiyet olsun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolcularımızla birlikte sizi misafir... Sizler de hoş geldiniz. Evet. Sevgiler. Evet. Aramıza hoş geldiniz. Yolcularımızla birlikte sizleri misafir etmek çok güzel. Sevgili Eren, babasıyla efendim çok iyi bir partner. Afişlerde de kendilerini muhteşem ikili olarak görüyoruz. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. O da bir müzisyen, genç bir müzisyen. Babasının yanında, ustanın yanında çırak diyebiliriz. Tabii bugün de sosyal medya hesaplarımızdan ilk önce bize yazan iki yolcu konuğumuz var. Sevgili Emine Hanım ve Gökçe Hanım. Emine ile başlayalım. Yanımızda. Evet, hoş geldin. Hoş geldiniz. 19 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da radyoloji bölümü okuyorum. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Her köşesinin gezilmeye değer olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldin sen de. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Siz de tanımak isteriz. Şöyle mikrofon verelim. Gökçe Gül, Muğla Güllüklüyüm. Doğma büyüme İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada satış müdürü olarak çalışıyorum. Harika. Bugün de burada olmaktan dolayı çok keyifliyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim aramıza geldiğiniz için.
Efendim iki yaka arasındayız. Boğaz iki yakayı birbirinden ayırıyor ama siz insan olarak iki tarafı batıyla Anadolu'yu birleştiren bir tarafınız var. Müzikle ilgili. Müzikle mi? Değil mi? Tabii. Batı tarafta doğmuş. Yani orada doğdum ama burada doyuyorum işte bu topraklarda. Orada doğdum ve klasik müzikle başladım. Klasik eğitimle. Ondan sonra işte Andy ile tanışıp farklı tarz müziklerimizi başladık üniversitedeyken. Hatta bizim ilk kasetlerimiz Lovaboy, yani Lovaboy ve banyo içerisinde böyle güzel akustik, hamam akustikler oluyor ya. Çok güzel. Bizim ilk demomuz orada. Klasik müzik ve pop müzikle beraber. Nerede yaptınız bunu? Şey, konservatuvarın banyo içerisinde. Çok güzel. Çok güzel. Bizim orada yurt vardı mesela. 250 tane öğrenci kalıyor orada. Ve paylaştığımız büyük bir tuvaletler, banyoları falan vardı. Ve orada müthiş bir akustik vardı. Biz hep böyle çalıyorduk. Bizim kendi parçalarımız. Tabii oradan yola başladık. Farklı ülkeler gezmeye başladık. Ama Türkiye'ye geldiğimizde 3 ay için tabii bir anlaşma için geldik. Değil mi? Türkiye'de neredeyse 75-80 tane 75 ile gezdim. Görüyorsunuz. Evet, gezdim. Ve tabii o müzikler, o yani oradan etkilenmemek mümkün değil zaten. Benim atalarım hep Kelt. Yani İskoç ve İrlanda tam karışım. Baba İrlanda, anne İskoç taraflardan. Keltiz. Kendi müziklerimiz ve bu güzel Anadolu toprakların müzikleri, sazları birleştirmek benim için çok keyifli ve çok güzel bir şey. Doğru. Sokak müzisyeni olarak başlıyorsunuz, şapkayı koyuyorsunuz, herkes aslında diyorsunuz ki para versin. Biri orada kartvizit koyuyor. Evet, aynen. Hikaye de öyle başlıyor galiba. Ondan sonra İstanbul'a geliyorsunuz. Tabii. Bir turizm acentası sahibi mi? Bu adam, adam şey, yani bir menajer gibi. Menajer. Tabii. Biz o dönemde hala üniversitede okuyoruz. Biz Manchester'da. İngiltere'de, Manchester. Royal Northern College of Music'te. Orada çok müthiş bir eğitim alma fırsatımız oldu. Andy ile beraber tabii biraz maddi durumu desteklemek para için para lazım. Evet, yani kısaca bu. Abi üniversitedesin, her gün yani keşke simit olsaydı da her gün simit yerdik ama o da yok. Para biriktiriyoruz ve orada karşılaşıyoruz. Şimdi bunlar sanatçıları farklı ülkelere yolluyorlar. Mesela biz önce İstanbul'a gelmeden şeye gittik, Abu Dhabi'ye gittik mesela. Ondan sonra Kıbrıs'a gittik ve orada bir otelde çalışıyorduk zaten. Ve unutmam, Newcastle taraflarda, Sunderland'da, orada bir karavanda kalıyoruz, tamam mı? 10 günlük turne yapıyoruz ve karavanda kalıyoruz Andy'le. Yağmur var, tipik İngiliz hava. Yani gece çalıyorsun, geliyorsun, karavanda uyuyoruz. 10 gün böyle geçiyor. Ve ondan sonra bu adamdan haber aldık. İstanbul'a gitmek ister misiniz dedik. Biz İstanbul'dan hakkında hiçbir şey bilmiyorduk, anladın mı? Ama bu karavandan sonra var ya abi, nereye göndermek istiyorsa biz varız dedik. Ondan sonra İstanbul'u tabii biraz araştırdık. Mutlaka gitmek istiyoruz. Sene 88. Geliş o geliş. Geliş o geliş. Dolayısıyla yani yepyeni bir şey geldik. Allah Allah, işte bir de uzun saçlı küpelerle 88'de yani değişik, hiçbir şey anlamıyoruz. İlk değişik. Nerede kaldınız? Semt tabii olarak? Tabii semt olarak Taksim. Taksim'desiniz. Taksim'e geldik. Ya çok komik bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tabii Anadolu'yu gezdikten sonra bu kadar farklı lezzetler, güzel yemekler. İlk ne yedim biliyor musun? İlk İstanbul'a geldiğimizde reklam olur mu bilmiyorum. Ya, hamburger yediniz yani. Hamburger yedik yani. Ama ıslak hamburger olsaydı Taksim'de daha güzel olurdu. Dolayısıyla yani İstanbul ve Türkiye ile ilgili hiçbir düşüncelerimiz yoktu. Biz sadece buraya gelip bir albüm yapmak istiyorduk. Bir demo albüm yapmak istiyorduk. Ama baktık ki burada da stüdyolar var. Bir de siz kayıt aşık stüdyo oldunuz şimdi. Abi, onu unutmayalım şimdi. Tamam ya. Yani insan, Allah bozmasın. Allah bozmasın 32 tabii ki. Sene oldu. Maşallah ya. Şimdi insan hayatında böyle karşısındakinden bir elektrik aldığı zaman tabii hoşlanıyor, güzel şeyler istiyor ama siz şunu demişsiniz, Andy'ye. Evet abi. Evleneceğim kadını gördüm tam karşımda, değil mi? Tabii, bir hafta bir hafta içinde. Çok güzel. Burada tabii bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. Türk kadınlığıyla ilgili en iyi yön hangisi sizce? Hani evli olmanın. Burada çok iyi düşünmem lazım. Burada çok iyi düşünüyorum. Bak, güzel bir nokta. Yani şimdi başarılı veyahut da bir adamın arkasında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Kesinlikle katılıyorum. Yani benim eşimin bir sürü iyi tarafları var, onu söyleyeyim. Bir de kameranın önünde çok iyi tarafları var. Hem de güzel yemekler yok ama bir insan olarak manevi destek vermek ve her zaman yanımda olan
bir eş, bir dost, bir hayat, bir yolculuk arkadaşım. Her zaman yanımızda ve aynı güzellikte iki tane çocuğumuzun annesi olduğu için. Benim yani 32 sene oldu eşimle beraber. Allah şimdi bozmasın. Peki Allah siz bozmasın. Eş mi diyorsunuz, hanım mı diyorsunuz? Hanım diyorum. Bazen genelde hanım. Evet. Çiğdem hanım. Çayımız nerede? Çiğdem hanım. Çok güzel. Aşkım diyorum. Çok güzel. Siz birçok enstrümanı çalıyorsunuz ama çalamadığınız bir şey olursa da tabii Eren var. Ha, kemanı hiç mümkün değil. Keman. Keman Eren'den sorulur yani. Evet, o. Teşekkür ederim. Ya aslında küçükken ben, aha, küçükken dediğim yani 7-8 yaşında. Şimdi kaç yaşındasın Eren'cim? 13. 13 yaşındasın. Bazen işte şey diyordu, işte Eren şarkı söyle falan diyordu. Şarkı söylüyordum tabii, o zaman keman çalmıyordum daha. Eski yani eski dediğim çok eskiden, olmadı. Eskiden, çok eskiden. Çok eskiden bayağı. Çok güzel. Çok eğlenceliydi. Doğru. Eşiniz Türk, bu coğrafyada yaşıyorsunuz. Aslında bir köprü oluşturuyorsunuz. Evet. Türkiye aleyhine bir şey söylendiği zaman biz böyle yediremeyiz kendimize. Yani bir öfkelenme, sinirlenme, kendimize anlatma durumumuz olur yani. Siz nasıl hissediyorsunuz? Yani yok, ben zaten pek bir zamanda öfkelenmem. Ama yani kendi kültürümüze, kültürümüzü diyorum. Çünkü aynı zamanda doğru, ben de Türk vatandaşım. Yani tabii... ama inan ki dışarıdaki bakışlar, Türklere bakışları, misafirperverlik, işte Türkler çok sıcak, işte her türlü karşılırlar. Genelde yabancıların düşünceleri ve bakışları bu. Hmm. Çok biliyor güzel. Musunuz? Yani pozitif genelde yani. Hep pozitif bir çok şey. Çok güzel. Ve çay. Ben genelde, sağ ol, teşekkür ederim. Soğumadan. Afiyet olsun. Da, yani hiçbir negatif şey almıyorum. Bilmiyorum. Aramızda İskoçya giden veyahut da giden var mı? İskoçya giden var mı? Daha o şans. Karadeniz'den gelen var mı? Çok benziyor işte. Çok benziyor. Yani hem insanlarımız hem de coğrafi acayip benziyor. Hep duyduğum zaman hep yani Türkler özellikle bizim vatandaşlarımız, bizim halkımızda hep güzel şeyler söylenir. Benim ailem devamlı geliyor. Ve ne kadar seve seve geliyorlar bu Türkiye'de devamlı. Her sene geliyorlar, devamlı istiyorlar, geliyor ya yani gezdiriyoruz bunları. Kaç kere Dolmabahçe Sarayı gittim, en azından 10 kere oldu ve her gidişte yeni bir şey öğreniyorsunuz. Başka bir şey öğreniyorum. Müthiş bir zenginlik var, doğru, anladın mı? Doğru. Ömer Bey, zaten Paul Bey'in sosyal medya hesabını incelediğinizde de hiçbir ulusal bayram atlanmamış. 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ayrıca seslendirilmiş. Bunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor tabii ki. Ya böyle büyüdüm yani. Doğru. Bu ülkede büyüdüm. Doğru. Olgunlaştım. Ya 24 yaşındaydım ben geldiğim zaman. Eşiniz o zaman 21'miş galiba. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Nasıl kaptırdım genç bir. Allah'ım rahat. Evet. Ama kandırdım biliyor musun yani, çünkü belki düşündü ki ay prens geldi, beyaz atlı beni İskoçya götürecek. Haydi be ya, ne evlendik burada kaldık, tamam mı? Öyle hiç yani evlendikten kaç sene sonra gittiniz, hemen gittiniz mi? Ay canım, hiç gidemedik ki burada. Yok, tatil için gidiyoruz. Gidiyorsun. Yok, benim eşim zaten yani hiç fark etmez. Ya yeter ki Allah bozmasın, hı, beraber olalım, yanımızda olsun, başka ya nereye gidersek beraber gideriz yani. Ne güzel. Ama bu toprakları kolay kolay bırakmam yani. Ne güzel. Eksik olmayın inşallah. Amin. Ramazan'ı özlüyor musunuz? Ramazan'da Ramazan'da o şey de zaten o zaman biliyorsun, Ramazan'da bir kere tuttuk çünkü şey, onu yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Bir kültür gerçekten anlamak, yaşayarak öğreniyoruz mesela. Anladın mı? Yani yaşayarak öğrenmek lazım ve onun tadını almak lazım. Onun keyfini yaşamak lazım veyahut da onun kültürünü yaşamak lazım. Dolayısıyla böyle bir karar verdim. Ben dedim, çünkü abimler çağırıyorlar şimdi. Herkes oruç tutuyor mesela. Akşamda iftarı çağıracaklar. Ondan sonra ben de mesela o gün kuru fasulye bilmem ne falan kahvaltımı yemiştim, anladın mı? Tok tokla nasıl gidiyorum? Ben dedim hanım, ben bu olmuyor. Olmuyor. O zaman ondan sonraki sene dedik tamam. Tutacağım ben. Seneye bir ay tutacağız. Hanım zaten o da arada sırada tutuyordu. Ben dedim tamam oruç tutacağız. Ve inan ki on inanılmaz bir keyif yaşadım. Kesinlikle. İnanılmaz. Ve insanların evine gittiğin zaman bir sofra, iftara gittin. İkram olsun, sunum olsun. Müthiş bir, bir de arkadaşları davet ediyorsunuz. Yani onlar yaşayarak. Yaşayarak sen. Öğrenmem, hissetmem lazım. Sirkeci Harem hattındayız. Yolcularımızla birlikteyiz. Gitar duruyor.
Hiçbir şey. Ben çok konuşuyorum, o hiç konuşmuyor. Yok, şuradan caka takalım efendim. Evet. Değil mi? Evet, bir ses alalım. Bir ses alalım. Eren kemanı çıkardı. Keman için ne söylersin? Çok esnek bir enstrüman. Değil mi? Sonuçta bir perdesi olmadığı için istediğiniz tüm sesleri çıkartabiliyorsunuz. İstediğiniz tüm sesleri. Evet, ondan bende avantaj var. Bak. Perdelerim var. Perdeleri var değil mi? Evet. İlk olarak vapurda ne söylemek için sizden geliyor? Şey, Deriko diye bir parça yaptık. O kadar güzel tepkiler geldi. Tamam. Biz de Bendis'le, benim kendi grubumla sahnede onu da çalıyoruz. Çünkü insanlar çok seviyor, çok istiyorlar. Öyle başlayalım. Şimdi nasıl aranızda anlaşıyorsunuz? Nasıl oluyor? Bir, iki, üç, dört, hop. Buyurun ben efendim. Ben onu böyle bir ayak vuruyorum böyle. Yok böyle, bir sayarak. One, two, three, four. Saçın ölmezler, deri saçın ölmezler, seni de bana vermezler, seni de bana vermezler. Deri ko kaşlar kara, deri ko gözler elahi, deri ko kaşlar kara, deri ko gözler elahi. Deri ko saçın iki kat, deri ko saçın iki kat, kes birini bana sak, kes birini bana sak. Deriko kaşlar kara, deriko gözler elahi, hey! Deriko kaşlar kara, deriko gözler elahi. Haydi alkış istiyorum. Heba! Kız annenden izin al, kız annenden izin al, biz de bizde kal bir gecede, bizde kal. Deriko kaşlar kara, deriko gözler elahi, deriko kaşlar kara, deriko gözler elahi. Deriko saçın iki kat, deriko saçın İki kat, kes birini bana sak, kes birini bana sak. Deriko kaşlar kara, deriko gözler elahi, hey! Deriko kaşlar kara, deriko gözler elahi. Take it away, man. La 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 la. Maşallah. Teşekkür ederiz. Buranın vapurun akustiği nasıl? Güzel ya. Güzel. Çok güzel. Sıcak zaten. Bak, hava sıcak, insanlar sıcak. Enerji çok güzel burası. Eksik olmayın. Evet, mutlu çok oldum. Güzel. Sizin enerjiniz de acayip, maşallah. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Efendim, senin de ellerine sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Yani idare ediyor ya. Burada Eren'e bir soru sorabilir miyiz? Tabii. Peki gelecekte bununla ilgili kariyer planlaman ne? Yani sen de ünlü bir müzisyen mi olmak istiyorsun? Yoksa farklı bir düşüncen var mı kendinle ilgili? Yani müziğin hep hayatımda olacağını düşünüyorum ve öyle olmasını istiyorum. İnşallah. Güzel bir cevap verdi. Çünkü sevdiğin şeye insanın hani bir kariyer basamak hedefi koyması da insanı birazcık hem gerginleştiren bir tabii durum olabiliyor. Yani ben bunu seviyorum, zaten hep hayatımda olacak. Ne olur Allah bilir durumu, güzel bir şey bence. Evet. Yani ben mesela ufakken ben hep klasik gitar okuduğum için böyle classical solo gitarist olmak, yani böyle hedefliyordum. Ve o zaman da solo konser falan yapıyorsun. İnan ki artık bir yere kadar geldim, heyecandan çalamıyordum mesela. Heyecan, o kadar heyecanlanıyordum ki titriyordum. Mi bemol. Tamam. Mi bemol çalıyor.
Vapurun sesi evet. Var değil mi? Evet, pardon. Ha, efendim, mi bemol. Şimdi gerçek vapurda olduğumuz için hafif vapurun uğultusunu hissediyoruz. Özellikle İskile yaklaşırken, ayrılırken. Evet. Pardon, müzisyen olduğum için her zaman bir şeyler meraklı böyle şey mi çekiyor yani. Nerede kalmıştık? Heyecanlanıyorum demiştiniz. Evet, bu çok heyecanlanıyordum. Profesyonel yapma sürecindeyken. Ve sanki baskı altında hissediyordum. Yani klasik gitar, klasik yani. Değil mi? Böyle klasik müziklerde falan da bir de tek başına kaldığın zaman sahnede daha çok heyecanlanıyordum ve artık çalmamaya bir durumu geldi. Ben mesela bu gitar al benden zor konuşurum biliyor musunuz? Zor konuşurum yoksa... Şimdi ben merak ettiğim şu baba etek giyiyor da Eren giyiyor mu? Şimdi... giyiyor mu? Giyiyor musun İskoç eti? Yok daha şey yapmadık da büyünce daha giymedi. Büyünce evet merak ediyorum. Onun bir yaşı var mıdır eteği giymenin? Yok yok. Yoktur değil mi? Yok. Yok devamlı büyüyor. Yani alacağım korkuyor. Alacağım bir ay sonra küçük kalacak. O zaman mini etek olacak. Ayıptır yani şey. Yani, tamam zaten bir erkek bir etek giyeceğim. Mini olmuşsun anladın mı yani? İskoç eteği hakkında ne söylemek istersiniz? Çünkü o kültürünüzün önemli bir simgesi ve siz Çanakkale türküsünü de söylerken İskoç eteğini giyip bunu söylüyorsunuz mesela. Söylediğin zamanlar var en azından. Her zaman olmasa bile değil mi? Tabii ilk 3 sene önce onu yaptık. Tam Mart zaten o. Bizim kilt deriz biz özellikle onu kilt. Kilt her ailenin soyadı. Mesela McDonald, Dwyer vesaire bir soyadının temsil eden bir renk var kiltte. Ve her aileye has bir renk vardır. O yüzden benim anne taraf Graham giyiyorum. Graham kiltini, rengini. Bir de baba taraf İrlanda olduğu için İrlanda'nın aileler değil de İrlanda'da semte göre renkler seçiyorsunuz. Yani bir renk bir semt, bir bölgeyi temsil eder. Çok güzel. İskoçya'da bir renk bir aile temsil eder. Dolayısıyla ikisini de giyiyorum. Bizim eğlence anlayışımız hakkında ne söylemek istersiniz? Mutlaka mesela ben bir kere İskoçya'da konser yaptım. 40 sene sonra ilk konser klasik gitarlı verdim Edinburgh'da. Ondan sonra 40 sene sonra 2017 senesinde gittim ve bu seferde Edinburgh University'de Türk müzik sundum mesela. Aşık Veysel'den çaldım işte Damar'dan işte vesaire ama mutlaka bak herkes böyle oturuyor ya bak biraz önce nasıl Derrick Cole'ı. Bir 9-8'lik çaldığın zaman gitti herkes. Abi insan yerinde duramaz. Türkiye'de bu var mesela. O damara değdiğin zaman, dokunduğun zaman ya 9-8'lik özellikle yani bir hatta ince giyerim, incirim. Yani başladığın zaman herkes başlıyor anladın mı? İster istemez. Doğru. Dolayısıyla ya program içerisinde bu türlü parçalar koymak lazım. Koymak lazım. Ya yani Türkler eğlenmeye çok sever. Doğru. Onu söyleyeyim. Eren ne kadar zamandır çay içiyorsun bu arada? Kaç yaşından beri? Çayı seviyor Eren. 1,5 sene, 2 sene falan. Çay mı? Çay. Daha uzun. Daha mı uzun? Daha uzun. Yani biz kahvaltı çay içiyoruz mesela. Ha sütle içer o yüzden. Biz gene de sütle içeriz çay sabah. Kahve mi çay mı? Sabah çay. Sabah çay. Evet çayla. Hatta bir tane daha alacağım ayıp olmasın. Estağfurullah. Okyanus etkisi... Saymıyorsunuz değil mi bunlar? Afiyet olsun. Saymıyorum. Saydığım programlar olmuştu daha önce. Herhalde 4-5 oldu. 4-5 oldu. Afiyet olsun. Okyanus etkisi diye böyle bir kavram var. İnsanların aslında bir yerde tanışıp ondan sonra samimi olmasına deniyormuş. Okyanus etkisi. Ben ilk defa duyuyorum. Ben de geçen okudum bir yerde gördüm de hani samimi olmak bizim iyi yaptığımız bir şey deriz hep. Yani insanlarla tanışıp o samimiyeti kurmak. Yani bazen anlık samimi oluruz böyle. Hemen sıcaklaşırız ama sizce samimiyet nedir? Çünkü basit ama çok derin bir kavram. Yani zaten samimi olmak için çok dürüst olman lazım. Birincisi bu. Yani bir insanla samimi olmak için birincisi dürüst olmak ve kendin olman lazım. Yani gerçek yüzü göstermek lazım. Gerçek yüzü göstermek lazım. Tabii. Kalbinden hissettiğin zaman ve kalbinden bir şeyler verdiğin zaman samimilik budur. Doğru. Bir bakış yetiyor bazen. Değil mi? O samimi. Sadece bakış yeter mi acaba? Acaba. Sadece bakış bazen yeter yetiyor, mi? Bazen yetiyor, evet. O enerjiyi yani, hissediyorsunuz. Bir enerji hissediyorsun evet. Mutlaka. Veyahut da bir bakıştan çok etkilenebilirsiniz, anladın mı? Ya çok etkilenebilirsin, çok
ve o seni çok korkutabilir. Bu illahi bilmiyorum ama samimilik, samimilik bunu tamamen yapar mı bilmiyorum. Çok etkili bir bakış olması lazım. Evet. Peki yolcu konuklarımızın sorusu varsa onları alalım tabii ki. Emre Özer ben, öğretmenim. Merhaba. Merhabalar. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi Çanakkale türküsünü seslendirdiniz. Çok da güzel bir şey oldu. Hani bizim tarafımızda bununla alakalı türkülerimiz var. İşte H15'limiz var. Savaşlarla ilgili ağıtlarımız var vesaire. İngilizlerin Çanakkale Savaşı ile alakalı bir ağıdı, bir türküsü, bir şarkısı, bir şey var mı? Hani hiç bilmediğim bir konu bu. Hmm. Doğru. Sonuçta Queen Elizabeth gitmesin diye o savaş zamanında bir geril çekilme durumu vardı. Bunun üzerine bir şarkı yapmışlar mıdır bilemiyoruz tabii. Ben çok güzel bir soru. Ben bilmiyorum mesela. Yani, değil mi? Bir dakika. İnsanlar başka zaferlere şarkı yaptığı için ya, genelde. Yani bizim mutlaka vardır mesela. Yani çünkü burada nasıl türkülerde bazen halk kahramanlardan bahseder. Bizde de aynı şekilde var. Buyurun. Bom bom. Efendim bu sorunun üzerine o zaman içinizden ne geliyorsa şimdi müzisyen olunca ne çalmak isterseniz onu dinlemek isteriz. Madem ki Çanakkale'den bahsettik, onu tamam söyleyelim. Çok memnun oluruz. Çok şanslıyım. Çok ne mutluyum. Güzel. Ve şimdi şarkı söyleyelim. Tamam peki. just do the first two. Hadi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Çanakkale türküsü. Çanakkale türküsü. Tamam efendim. 3, 4. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı, oh gençliğime ana ben gidiyorum düşmana karşı, of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi, Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. Bu parça mesela klipte eteğimi giydim. İnsanlar, çünkü ben program yaparken, Anadolu'yu gezerken kendi yöresel kıyafetlerle geziyordum. Tabii. Yani etekli. İnsanlar çok güzel karşılıyordu çünkü ve bana da saygı gösterdiler. Helal olsun yani, hem bizim kültürlerimize yansıtıyorsunuz ekranlarda ama yine de kendi kültürünüzle sahip yani kendi yani sunuyorsunuz. Ve çok güzel tepkiler aldım. Ve derken bizim keltlerimizin kıyafetlerden bahsederken bir bizim doğduğum topraklarımızdan ufak bir onun oyun havasını çalmak isteriz sizlere. Çok mutlu oluruz. Çok mutlu evet, oluruz. Bu da bizim tam halk müzik ve böyle oyun havası. Evet. 1, 2, 3, 4. Hey ya boy.
Efendim, yani şimdi ben Eren'e sormak istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Babayla burada ne kadar güzel birliktesin. Anneyle ne durumdasın merak ediyorum. Anneyle yaptın. Sen bir annesine bir sor onu. Bak. Hani babayla burada muhteşem ikili. Anneyle ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Mutfakta girip de anneye yardım eder misin mesela? Yardım ediyorum evet. Beraber film izlemek olur veya işte onda da etkinlikler yapıyoruz. Anneyle de etkinlikler yapıyoruz. Çok tatlı. Yardım ediyormuş, yardım ediyormuş. Ediyor, etmiyor değil mi? Baba bozma diyor. Eksik ya olma. Baba ya baba ya falan. Vallahi şimdi sizin başka sormak istediğiniz varsa. Aynen. Peki belki müziklerle, kültürlerle ilgili konuşurken ben bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de en çok kimin yorumunu beğeniyorsunuz? İlham aldığınız bir sanatçı var mı? Hatta ilk dinledim Mazhar Fuat Özkan'dan. Çok etkilendim. İlhan Şeşen, Grup Gündoğarken. Çünkü ilk bunları duydum. Çünkü daha biraz daha Akdeniz sound'a yakın. Derya Köroğlu olsun değil mi? Tabii yani o sound bize çok yakındı. Zaten ilk söylediğimiz parçalar Güllerin içinden gibi işte Grup Gündoğarken'in şarkıların aynı zamanda. Ama tabii her türlü sonra rahmetli Zeki Mören gibi mesela sanat müziğin. Yani o da ayrı bir sevgi tatsın var. Anladın mı? Yani ama ancak burada yaşayarak bunları rahmetli büyüklerimiz Barış Manço gibi, Cem Karaca gibi insanlardan. Tabii onların sevdiğim için Yunus Emre mesela daha... Yunus Emre'nin sözlerinden yapılan şarkılar, Zülfü abimizden mesela Yiğidim Aslanım gibi şarkılar. Bunlar hepsini içinde yani bir parça içime girdi ve onları sunmaya çalışıyoruz. İyi ki de öyle olmuş. Hayatta olumsuz düşünmenin hiçbir faydası yoktur. Çoğu zaman zararı vardır derim. Kesinlikle. Hayat böyle bir yolumuz var. Şimdi üzülerek mi gideceksin? İki seçeneğin var. Ya mutsuz gidersin ya mutlu gidersin. Yani her şey negatif baktığın zaman zaten gün oradan gün biter. Yani her gün biliyor musun akıntıyı bırakıyorum. Her gün gerçekten şükür etmek lazım. Ve ben bunu her gün yapıyorum. Gerçekten sabah kalktığın zaman pozitif olmak için böyle bir nefes alıp da içinden şükür ediyorsun. Yani bugün bak işte dünyada ülkemizde neler oluyor? İşte depremler oluyor. Allah yardımcı olsun. Anladın mı? Her gün şeyler oluyor. Yeter ki pozitif olun. Hem kendine faydası olursun hem de bir insanlara bu enerjiyi yansıtırsın. Mesela hanımefendiden çok güzel bir enerji alıyorum mesela. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şey. Keşke hep böyle paylaşalım biz İnşallah. Bu dünyada. Kardeşlik, sevgi dolu. Öyle istiyoruz. Çok... Ve tabii dolu dolu müzikli. Dolu dolu müzikli. Efendim. Denizin üstündeyiz aslında akışta olmak denizin gibi. Denizin üstü köpürü. Hey hiç yanım. Ninanay ninanay. Tam deniz üstü. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kardeşim tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Eksik olmayın. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Çok sağ olun. Her işiniz güle güle olsun. Başarılar programlarınızda. Bütün ekibe. Kaptanımıza, herkes, bütün buradaki sevdiğim kardeşlerimiz, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ne demek? Çok zevkli değil mi? Nasıl havada yakınıyorlar, müthiş bir şey. Yani. Bak 32 senedir bunu yapıyorum. Bak. Şimdi burada bu simidi alıp İskoçya'ya gitsek, atsak yer mi oradaki martılar? Abi valla yemez çünkü... Zaten oraya kadar gitmez. Ben çoktan bitirmişim ya. Tam havada kapıyorlar. Ya biz de böyle yapıyorduk bazen şeylerde, bazı vapurlarda. Yaklaşıp da alıyorlar. Alıyorlar. Evet. Kaçırdığınız tüm bölümler, kamera arkasında yaşanan sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.